Bilgi ve eğlence programı Teneffüs'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine mavi takım ve kırmızı takımdaki arkadaşlarımızla çok güzel bir yarışma çıkartacağız. Ama onun öncesinde yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyiyiz. Maşallah, evet yarışmacılarımız iyi. İnşallah sizler de iyisinizdir. Evet arkadaşlar, birazdan yarışmamızı başlatacağız. Heyecanlı mısınız? Evet. Evet heyecanlısınız. O zaman size şöyle diyeyim. Birazdan hem sohbet edeceğiz, aynı zamanda yarışmamızı başlatacağız. Orada yavaş yavaş heyecanımız azalacak. Peki hazırsak teneffüs yarışmasını başlatalım mı arkadaşlar? Başlatalım. Başlatalım, öyle değil mi? Arkadaşlar bizler yarışmamızı başlatıyoruz. Bakalım yarışmacılarımız neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs. Yarışmacımız Recep Talha Bingöl. Futbol ve masa tenisi oynamayı, araştırma yapmayı ve bilgisayarda vakit geçirmeyi seviyor. Fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarında iddialı olan Recep, büyüyünce imam olmak istiyor. Yarışmacımız Ahmet Ayaz. Bilgisayarda vakit geçirmekten, futbol ve oyun oynamaktan hoşlanan yarışmacımız, matematik, fen teknoloji, Türkçe ve beden eğitimi alanlarında kendine güveniyor. Gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi seven Ahmet, büyüyünce gemi kaptanı olmak istiyor. Muhammed Ayaz 13 yaşında. Matematik ve sosyal bilgiler derslerinde başarılı olan yarışmacımız, bilgisayar oyunlarına da oldukça meraklı. Araştırmayı, çizim yapmayı ve maket yapımıyla uğraşmayı seven Muhammed, ileride uçak mühendisi olmak istiyor. Adem Kılıç, 13 yaşında. Arapça, dini bilgiler ve beden eğitimi alanlarında iddialı olan sportif yarışmacımız, futbol oynayıp bisiklete biniyor ve savunma sporlarıyla uğraşıyor. İnsanlara yardım etmeyi, Kur'an okumayı ve gezmeyi seven Adem, ileride Kur'an öğretmeni olmak istiyor. Teneffüs. Yarışmacılarımızı tanıdık, onlar yerini aldılar ve hemen arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Kırmızı takımdan Recep ve Muhammed arkadaşlarımız bizimle bu bölümde yarışacaklar. Nasılsın Recep'ciğim? İyiyim. İyisin maşallah. Seni biraz daha yakından tanıyalım mı Recep? Tanıyalım. Benim adım Recep Taha, soyadım Bingöl, Erzurumluyum. Boş zamanlarımda test çözmeyi, kitap okumayı ve futbol oynamayı severim. Çok güzel. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Benim hayalim mimar olmak. Ama futbolculuğu da yapmak istiyorum. Aynı zamanda futbolcu olabilirim diyorsun. Evet. Belki hobi olarak bunu yapabiliriz, evet. Öyle değil mi? Mesleğimizin yanında. Evet. Bunun dışında farklı yaptığın şeyler var mı? Test çözerim ve hikaye yazmayı severim ben. Hikaye yazmayı seviyorsun. Evet. Çok güzel. Peki şu an var mı yazdığın bir hikaye? Var. Çok güzel. Nedir konusu? Rüyayla ilgili. Rüyayla ilgili bir hikaye yazıyorsun. Peki bunu kitaba dönüştürmek ister misin? Evet. Öyle mi? Hadi bakalım inşallah diyoruz. O zaman kitaba dönüştürdüğünde bize haber verirsin. Bizler de onu alırız, okuruz. Hatta sana da imzalatırız. Olur mu? Olur. Aferin sana. Peki. Ve hemen devam ediyoruz Muhammed arkadaşımızla. Muhammed'ciğim. Adım Muhammed. Soyadım Ayaz. Adıyamanlıyım. En sevdiğim boş zamanlarda resim yapmayı severim. Boş zamanlarımda bazen tek, bazen de arkadaşlarımla oynamayı severim. Öyle büyüyünce mi? De ressam olmak istiyorum. Ressam olmak istiyorsun. Hadi bakalım inşallah. Peki arkadaşlarınla ne tür oyunlar oynuyorsunuz? Hocam dokuz taş oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Çok güzel. Değişik oyunlar oynuyoruz. Aferin size. Derslerin nasıl Muhammed? İyi. İyi. Peki aferin diyoruz ve kırmızı takıma şimdiden başarılar diliyoruz. Ve devam ediyoruz mavi takımdaki arkadaşlarımızla. Mavi takımdan da Ahmet ve Adem arkadaşlarımızla yarışacağız bu bölümde. Ahmet'ciğim sen nasılsın? İyiyim. İyisin. Seni de yakından tanıyalım mı Ahmet? Evet. Adım Ahmet, soyadım Ayaz, Adıyamanlıyım. Boş vakitlerimde futbol, basketbol, voleybol oynamayı severim. Büyüyünce mimar olmayı düşünüyorum. Mimar olmayı düşünüyorsun. Aferin sana. Peki senin derslerin nasıl? İyi. İyi. Peki aferin diyoruz ve hemen devam ediyoruz Adem arkadaşımızla. Ademciğim sen nasılsın? İyiyim. İyisin. Peki seni de yakından tanıyalım mı? Tanıyalım. Hadi bakalım. Adım Adem, soyadım Kılıç, Malatyalıyım.
Boş zamanlarımda test çözüp oyun oynamayı severim. Farklı olarak yaptığım yüzmeye gidiyorum. Yüzmeye gidiyorsun, çok güzel. Şeyi sorayım sana. Yüzmek zor mu? Yani öğrenmek daha doğrusu. Yüzmeyi öğrenmek. Zor değil. Zor değil, öyle değil mi? Bana öğretir misin peki yüzmeyi? Öğretirim. Öğretirse peki, aferin, tamam, teşekkür ediyorum şimdiden. Mavi takıma da o zaman başarılar diliyoruz. Arkadaşlar, yarışmamız renkli kutucuklarla başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi birden 9'a kadar rengarenk kutucuklarımız var. Her kutuda 2 tane soru ve toplam süremiz 15 saniye. Lütfen süreniz bitmeden cevap vermeye çalışın. Süreniz bittikten sonra cevap verseniz, hatta o cevap verdiğiniz doğru bile olsa maalesef kabul edemeyeceğiz. Buna dikkat ediyoruz. Bizler size 5 tane soru soracağız. Her sorunun değeri 10 puan. Bu bölümde toplamda 50 puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsak yarışmamız renkli kutucuklarla başlasın mı arkadaşlar? Başlasın. Tamam diyoruz ve hiç vakit kaybetmeden yarışmamızı renkli kutucuklarla başlatıyoruz. Teneffüs yarışmamız renkli kutucuklarla başlıyor dedik ve hemen kırmızı takıma dönüyoruz. Bakalım kırmızı takım hangi kutuyu seçecek? Üçüncü kutu. Evet, yarışmacılarımız üçüncü kutucuk dediler. İki tane soru var demiştik her kutuda. Birinci soru. Birinci soru. Şimdi arkadaşlar, burada kutulara, soruya ve şıklara dikkat ediyoruz. Eğer saat 3 adetse patatesi, değilse misketi seçin. Süreniz başladı arkadaşlar. Eğer saat 3 adetse patatesi, değilse maketi seçin. Şıklara dikkat edelim. Misket. Evet, arkadaşlarımız misket cevabını verdi. Yani D şıkkı dediler. Bakalım doğru cevap D şıkkı mı? Bakıyoruz. Heyecanlıyız ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız yarışmamıza 10 puanla başladılar. Aferin size. Ve mavi takımla devam ediyoruz. Eminim ki mavi takım da yarışmamıza 10 puanla başlayacaklar. Evet arkadaşlar, hangi kutu olsun? 2. Evet, yarışmacılarımız ikinci kutucuk dediler. Peki kaçıncı soru? Birinci. Birinci soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir? Süreniz başladı arkadaşlar. C-641. Arkadaşlarımız C şıkkı, yani 641 cevabını verdiler. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Bakıyoruz. Maalesef ki doğru cevap B. Yani 622 olacaktı, öyle değil mi? Moralimiz hiç bozulmasın. Aferin size, böyle gülümseyelim hep. Çünkü öğreniyoruz arkadaşlar, öyle değil mi? Peki devam ediyoruz kırmızı takımla. Bakalım kırmızı takım hangi kutuyu seçecek? Dördüncü. Arkadaşlarımız dördüncü kutucuk dediler. Kaçıncı soru olsun? İkinci soru. İkinci soru. Müzik dersinde ezgileri yazarken sesleri göstermek için kullanılan işaretlere ne ad verilir? Süreniz başladı arkadaşlar. Nota. Ve yarışmacılarımız nota, yani B şıkkı dediler. Bakalım doğru cevap B şıkkı mı? Bakıyoruz ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yine bir 10 puanın sahibi oldu arkadaşlarımız. Aferin size ve devam ediyoruz mavi takımla. Bakalım mavi takım hangi kutuyu seçecek? 7. Yarışmacılarımız 7. kutucuk dediler. Kaçıncı soru olsun? 2. soru. 2. soru. Verilenlerden hangisi 24 ile 12'nin ortak bölenlerinden biri değildir? Süreniz başladı arkadaşlar. C3. Arkadaşlarımız C3 cevabını verdiler. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Bakıyoruz ve maalesef ki doğru cevap D şıkkı, yani 8 olacaktı, öyle değil mi? Şimdi 8 24'e bölünebiliyor ama daha doğrusu 24 8'e bölündüğünde kaç oluyor? Doğru cevap? 3. 8 oluyor. 3 oluyor. Peki 12'yi 8'e bölmek istersek? 10.
Olmuyor değil mi? O yüzden doğru cevap değişik olacaktı. Soruyu dikkatli okursak cevap verebileceğiz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz kırmızı takımla. Bakalım kırmızı takım hangi kutuyu seçecek? 9. 9. kutu. Evet, yarışmacılarımız 9. kutucuk dediler. İkinci soru. Şimdi arkadaşlar burada resimli alfabe. Görmüş olduğumuz resimdeki her şeyi birleştirip yeni bir kelime oluşturmanızı istiyoruz. Süremiz başlamış olsun. M harfiyle bitiyormuş demek ki. Onarım. Arkadaşlarımız onarım dediler. Bakalım doğru cevap onarım mı? Bakıyoruz. Heyecanlıyız ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yine bir 10 puanın sahibi oldu arkadaşlarımız. Aferin size. Şimdi arıyı anlıyoruz da 10 nereden çıktı diye sorsam. 10 tane arı olduğu için. Aferin işte bu. Bravo çocuklar. Aferin diyoruz ve devam ediyoruz mavi takımla. Bakalım mavi takım hangi kutuyu seçecek? 1. Arkadaşlarımız birinci kutucuk dedi. İkinci soru. Deveye hendek atlatmak deyimiyle anlatılmak istenen hangisidir? Süreniz başladı arkadaşlar. Deveye hendek atlatmak. A, işin zorluğundan. Arkadaşlarımız A, işin zorluğundan cevabını verdiler. Bakalım. Doğru cevap A şıkkı mı? Bakıyoruz ve elbette doğru cevap diyoruz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Onlar da 10 puan kazandılar. İşte böyle arkadaşlar, heyecanımızı biraz daha kontrol altına aldığımızda, dikkatli bir şekilde sorulara baktığımızda doğru cevap verebiliyoruz. Aferin size ve devam ediyoruz kırmızı takımla. Bakalım kırmızı takım hangi kutuyu seçecek? 6. Altıncı kutucuk dedi arkadaşlarımız ve... Birinci soru. Kanda bulunan, hemoglobini taşıyan, kana kırmızı rengini veren kan hücresi hangisidir? Al yuvar. Diyecektim ki arkadaşlarımız, al yuvar. Yani A şıkkı dediler. Bakalım doğru cevap A şıkkı mı? Bakıyoruz. Ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yine bir 10 puanın sahibi oldu arkadaşlarımız. Aferin size maşallah. Çok güzel ilerliyorsunuz. Ve devam ediyoruz mavi takımla. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Hadi bakalım. Hangi kutu olsun? 8. kutu, 2. soru. 8. kutu ve 2. soru dedi arkadaşlarımız. Ve sorumuz geliyor. Adenozin ve 3 fosfat grubundan oluşan, canlılar için gerekli olan enerjiyi sağlayan yapıya kısaca ne denir? Süreniz başladı arkadaşlar. A, DNA. Arkadaşlarımız A, DNA cevabını verdiler. Bakalım doğru cevap A şıkkı mı? Bakıyoruz. Ve doğru cevap diyoruz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Bir 10 puan daha kazandı arkadaşlarımız. Aferin size, işte bu diyoruz. Ve devam ediyoruz hangi takımla? Kırmızı. Aferin, kırmızı takımla devam ediyoruz. 5. Evet, yarışmacılarımız 5. kutucuk dediler. 2. soru. Ve 2. soru. Bu arada arkadaşlar son sorulardayız. Onları da hatırlatmış olalım. Dergi, kitap gibi yayınları yayımlayan veya satan kuruluşa ne ad verilir? Yayın evi. Diyecektim ki arkadaşlarımız yayın evi, yani B şıkkı dediler. Bakalım doğru cevap B şıkkı mı? Bakıyoruz ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yine bir 10 puanın sahibi oldu arkadaşlarımız. Aferin size. Recep, senin yakından ilgilendiren bir konu olabilir değil mi bu soru? Evet. Evet, çünkü kitap çıkarmak istiyordun sen de. Evet, aferin. Ve devam ediyoruz mavi takımla. Bakalım mavi takım hangi kutuyu seçecek? 6. soru, 2. Arkadaşlarımız 6. kutucuk ve 2. soru dediler. Kuvveti ölçmek için kullanılan araca ne denir?
Süremiz? B. Termometre. Ay dinamometre. Ay dinamometre. Başladı. Hangisi? Dinamometre. Evet arkadaşlarımız C şıkkı dediler. Son kararını verdiler. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Bakıyoruz. Heyecanlıyız ve elbette doğru cevap diyoruz ve mavi takımı tebrik ediyoruz. Bir 10 puan daha kazandı arkadaşlarımız. İyi ki de şıkkı değiştirmişiz, öyle değil mi? Aferin size. Şimdi arkadaşlar 5 tane soru soracağız dedik. Bütün sorularımızı sorduk. Hemen puan durumunu öğreniyoruz. Bakalım yarışmacılarımız kaçar puan almışlar? Kırmızı takımla başlayalım. Kırmızı takım yarışmamıza 50 puanla başlarken mavi takım 30 puanla yarışmamıza başladılar. Aferin size, çok güzel bir başlangıç oldu. Ama mavi takım için özellikle şu an konuşmuş olalım. Bu aradaki 20 puanlık puan farkını ekran oyunlarında kapatabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden moralimiz hiç bozulmasın. Şimdi sırada ekran oyunlarımız var. Peki ekran oyunlarını oynayalım mı arkadaşlar? Evet. Oynayalım. Oynayalım, öyle değil mi? Arkadaşlarımızla birlikte ekran oyunlarını oynayacağız. Bakalım yarışmacılarımız neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs yarışmamız ekran oyunlarıyla devam ediyor dedik ve ilk oyunumuz Eşini Bul oyunu olacak. Arkadaşlar Eşini Bul oyununda toplam süremiz 100 saniye. Resimlerin eşlerini bulmaya çalışacaksınız. Başarılı olursanız takımınıza 15 puan kazandıracaksınız bu bölümden. Evet, şimdi ilk bölüme kırmızı takımla başlamıştık, yani renkli kutucuklara. Şimdi mavi takımla devam ediyoruz. Kim gelecek mavi takımdan? Ahmet arkadaşımız gelecek. Gel bakalım Ahmetciğim. Sen ekranın önüne gelirken ben arkadaşlarıma doğru yaklaşıyorum. Çünkü burada zorlu bir görevimiz var arkadaşlar. O zorlu görevimiz 3'ten geriye doğru saymak. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman 3, 2, 1 ve oyun başlasın diyoruz. Arkadaşımız ekrana dokundu ve süremiz başladı. Evet, mavi takımdan Ahmet arkadaşımız hemen bir resmin eşini buldu. Evet, süreli oyunlarda birer tane dokunmamız gerekir. Çok güzel. İki defa aynı kutuya ya da farklı kutuya dokunursak açılmıyor resimlerimiz Ahmet. Olabildiğince bütün resimleri göreceğiz. İşte bu, bir resmin daha işini bulduk. Süremiz ilerliyor. Bir resmin daha işini bulduk. Süremiz ilerliyor. Ahmetciğim biraz daha hızlı olursan süreni iyi kullanmış olacaksın. Çok güzel. Evet, masayı da bulduk. Patlıcan varmış. Güzel, patlıcanı da bulduk. Devam ediyoruz. Artık son 30 saniyenin içindeyiz. Evet, çiçeği de bulduk. Bravo. Saksıda olmayan bir çiçek var. Pantolonu bulduk. Artık son 10 saniye. Maalesef süremiz bitti. Gel bakalım Ahmetciğim, böyle yanıma birazcık sohbet edelim. Nasıldı oyunumuz Ahmet? Güzeldi. Gelebilirsin böyle, güzeldi. Eğlenceliydi, öyle değil mi? Evet. Sence bu oyunda neye dikkat etmek gerekiyor Ahmet? Şimdi bir tane bastığımızda onun diğerinin nerede olduğunu bulmalıyız. Onun aferin için aklımızda tutmalıyız. Ya, çok güzel. İşte bu, aferin sana. Hafızamızı biraz zorlayan bir oyun. Öyle değil mi? Aynı zamanda geliştiren bir oyun. Peki, çok teşekkür ediyoruz seni yerine gönderirken. Kırmızı takımdaki arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Kırmızı takımdan kim gelecek? Ben. Recep arkadaşımız gelecek. Recep'ciğim geliyorsun. Biz senin ekranını şöyle hemen hazırlayalım. Ben şimdi arkadaşlarına doğru yaklaşacağım. Çünkü burada çok önemli bir görevimiz var. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hadi o zaman. 3, 2, 1 ve oyun başlasın diyoruz. Arkadaşımız ekrana dokunuyor ve süremiz başladı. Evet, kırmızı takımdan Recep Eşini Bul oyununda ilk resmin eşini buldu. Başarılı olursak takımımıza 15 puan kazandıracaktık bu bölümden.
Evet, yarışmacımız Recep dikkatli bir şekilde oynuyor oyununu. Evet, bir resmin daha işini buldu arkadaşımız. Artık son 60 saniyenin de içindeyiz. Evet, meyveyi de bulduk oradan. Bir atkı var. Peynir, işte bu. Evet, kırmızı takımdan Recep. Resimlerin eşlerini buluyor. Artık son 30 saniyenin içindeyiz. Evet, güzel. Onu da bulduk, patlıcanı da bulduk. Ve arkadaşımıza tebrik ediyoruz çünkü takımına 15 puanını kazandırdı. Gelebilirsin böyle yanıma Recep'ciğim. Nasıldı oyunumuz? İyiydi. İyiydi, öyle değil mi? Aferin sana, çok güzel. Peki hatırladığın resimler var mıydı bu oyunda Recep? Var. Neler vardı? Civciv, uçak, bir de ince bir uçak vardı. Çok güzel. Saksısız çiçek, saksılı çiçek, aferin. Karpuz, pantolon, patlıcan. Maşallah sana ya, aferin sana. Bayağı bir resim hatırladın. Patlıcanda kaldık. Ben şimdi çok çok ama çok önemli bir soru soracağım. Hazır mısın? Bak, geliyor sorum. Patlıcanı yiyor musun? Yok. Bak şimdi. Bak şimdi, bu olmadı. Önemli bir sebzedir. Patlıcanı bundan sonra yavaş yavaş tüketmeye başlayalım. Oldu mu? Oldu. Sen bir dakika. Şimdi orada arkadaşlarım biraz gülümsedi. Ben şimdi onlara bir soracağım. Bakalım onlar yiyorlar mı? Kırmızı takımdan arkadaşımıza soralım, Muhammed'e. Muhammed, sen tüketiyor musun? Patlıcanı yiyor musun? Evet, yiyorum. Aferin. Mavi takım. Çok severim. Gördün mü cevapları? Çok severim dedi. Çok güzel. Ben de yiyorum. İşte bu. Aferin. Ama Ahmet arkadaşımız da ne yapacak? Özür dilerim. Recep arkadaşımız. Patlıcanı artık yemeye başlayacak. Aferin diyoruz sana ve seni yerine gönderiyoruz. İşte bu. Sözünü aldım. Recep, bak sözünü aldım patlıcanı, tamam mı? Aferin sana. Şimdi arkadaşlar, eşini bul oyununu tamamladık. Sırada yapboz oyunumuz var. Peki yapboz oyununu oynayalım mı? Evet. Oynayalım, öyle değil mi? Evet, arkadaşlarımızla birlikte yapboz oyununu oynayacağız. Bakalım yarışmacılarımız orada neler yapacaklar. Hep birlikte izliyoruz. Sıradaki oyunumuz yapboz oyunu dedik ve hemen arkadaşlarımıza kısa bir şekilde oyunumuzu hatırlatacağız. Arkadaşlar, yapboz oyununda toplam 8 tane parçamız var. O 8 parçayı doğru bir yere ulaştırmaya çalışacağız, yerine götürmeye çalışacağız. Burada toplam süremiz 60 saniye, süremizi iyi kullanalım. Şimdi kırmızı takımla devam ediyoruz. Kırmızı takımdan da Muhammed gelecek, öyle değil mi? Gel bakalım Muhammedciğim, sen ekranın önüne gelirken ben de arkadaşlarıma doğru yaklaşıyorum çünkü yine o zorlu görevi yerine getireceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın diyelim. Başla butonuna basman lazım. Bu arada ekran gözükmüş, acele ettik. Evet, arkadaşlarımızla sayamadık. Evet arkadaşımız. Dikkatli bir şekilde oyununa başladı. Renkler bizim için önemli. Şekiller önemli. Evet, güzel, bir parça doğru yerini buldu. Artık son 30 saniye. Evet, güzel. Son 20 saniye artık. 4 tane parçamız kaldı. Son 10 saniye derken arkadaşımız oyununu tamamladı ve takımına 15 puanını kazandırdı. Gel böyle istersen Muhammedciğim birazcık sohbet edelim. Nasıldı oyunumuz? Eğlenceliydi. Eğlenceliydi, öyle değil mi? Aferin sana. İlk biraz oyalandık ama sonra evet. Yavaş yavaş ne yaptın Ahmet? Anladım. Ahmet. Anladım resimlerinden. Ya işte bu, böyle dikkatli baktığımızda bulabiliyoruz, öyle değil mi? Ben şimdi sana bir şey soracağım. Kardeşinle yarışmak nasıl bir duygu? Özellikle o karşı rakip. İyi. İyi, öyle değil mi? Evet, sonuçta bu bir yarışma programı, öyle değil mi? Evet. Aferin. Peki, çok teşekkür ediyoruz ve seni de yerine gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, kırmızı takım güzel bir şekilde oyununu tamamladı. Şimdi sırada mavi takım var. Mavi takımdan da Adem gelecek, öyle değil mi? Gel bakalım Ademciğim.
sen ekranın önüne gelirken burada bekleyelim. Biz çünkü arkadaşlarımızla 3'ten geriye doğru sayalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hadi o zaman. 3, 2, 1. Ve oyun başlasın diyoruz. Arkadaşımız başla butonuna bastı. Ve süremiz başladı. Evet, mavi takımdan Adem arkadaşımız hızlı bir şekilde oyununu oynuyor. Artık son 3 parça yapboz oyununda ve arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Hızlı bir şekilde oyununu tamamladı ve takımına 15 puanını kazandırdı. Aferin sana Adem. Nasıldı oyunumuz? Sana da sormuş oldum. Güzeldi, öyle değil mi? Keyifliydi. Burada çok hızlıydın. Nelere dikkat ettin Adem bu oyunda? Resmin şekillerine, belki renklerine, öyle değil mi? Evet. Aferin sana. Senin memleketin neresiydi Adem? Malatya. Malatya. Gidiyor muydun memleketine? Gitmedin. Peki Malatya'nın nesi meşhur? Kayısı. Kayısı. Aferin sana. Peki çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Seni de yerine gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, ekran oyunlarını da bu şekilde tamamlamış olduk. Çok güzel bir bölüm oldu. Aferin size. Ve hemen puan durumunu öğreniyoruz arkadaşlar. Kırmızı takımla başlayalım. Kırmızı takım yarışmamıza 80 puanla devam ederken mavi takım 45 puanla yarışmasını sürdürüyor. Evet arkadaşlar, yine moralimizi bozmayalım çünkü sırada oyun alanımız var. Orada 20 puanlık oyunlar var. Final oyunumuz 40 puanlık. O yüzden o puan farkını kapatabiliriz ama mücadele etmeye devam edeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin size. Şimdi hazırsak arkadaşlar oyun alanına gidelim mi? Gidelim. Öyle değil mi? Evet, arkadaşlarımızla birlikte oyun alanına gidiyoruz. Bakalım yarışmacılarımız neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs yarışmamızda oyun alanına geldik ve her zamanki gibi ilk oyunumuz denge oyunu olacak. Yarışmacılarımıza da kısa bir şekilde oyunumuzu hatırlatacağız. Arkadaşlar, denge çubuklarıyla birbirimizin dengesini bozmaya çalışacaksınız. Bunu yaparken denge çubuğunu yüzümüze ya da başımıza değdirmiyoruz. 3 yapan 10 puanın sahibi olacak arkadaşlar. Şimdi hazırsak bizler denge oyununu başlatıyoruz. Bakalım ekranları başında bizleri izleyen arkadaşlarımız da hazır mı? Bakalım. Sizler de hazırsınız. O zaman hiç vakit kaybetmeden denge oyununu başlatıyoruz. Kırmızı takımdan Recep ve mavi takımdan Ahmet arkadaşlarımız hazırlar. Şimdi duruşlarını alacaklar. Bizler de oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık. Birbirimizi ittirerek bozacağız dengemizi ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım 1-0 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, oyunumuz başladı. Eğlenceli oluyor. Devam ediyoruz ve kırmızı takımın dengesi bozuldu. Mavi takım 1-1'lik eşitliği sağladı. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, birbirimizin dengesini ittirerek bozmaya çalışacağız ve kırmızı takımın dengesi bozuldu. Mavi takım 2-1 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, oyunumuz başladı. Dikkatli oluyoruz ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım 2-2 eşitliği sağladı. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Oyunumuz başladı ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım 3-2 yaparak 10 puanın sahibi oldu. 'Kırmızı takımdan Muhammed ve mavi takımdan Adem arkadaşlarımız da yerlerini aldılar. Şimdi duruşlarını alacaklar, bizler de oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, denge oyununun ikinci etabındayız. Arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Devam ediyoruz. Güzel bir şekilde dengemizi korurken kırmızı takımın dengesi bozuldu ve mavi takım 1-0 öne geçti.
3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, denge oyununu başlattık. Arkadaşlarımız hem eğleniyorlar hem de oyunlarını oynuyorlar ama vurarak değil, ittirerek arkadaşımızın dengesini bozacağız. Evet, güzel bir mücadele oluyor. Ve kırmızı takımın dengesi bozuldu. Mavi takım 2-0 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık. Vurarak değil, ittirerek derken kırmızı takımın dengesi bozuldu ve mavi takım 3-0 yaparak 10 puanın sahibi oldu. Denge oyununu tamamladık. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde mücadele etti ve hemen takımlarımızın puanlarını söylüyoruz. Kırmızı takımla başlayalım. Kırmızı takım yarışmamıza 90 puanla devam ederken mavi takım 55 puanla yarışmasını sürdürüyor ve hiç vakit kaybetmeden balon patlatma oyununa gidiyoruz. Teneffüs yarışmamızda sıradaki oyunumuz balon patlatma oyunu. Yine yarışmacılarımızla birlikte yerimizi aldık ve kısa bir şekilde oyunumuzu hatırlatacağız. Arkadaşlar, toplam süremiz burada 60 saniye. Süremiz başladıktan sonra hemen bu kırmızı bölüme geliyoruz ve atışlarımızı bu bölümden yapacağız. Atışlarımızı yaparken ayağımıza dikkat edeceğiz. Ayağımız dışarıda balonu bu şekilde patlatırsak maalesef patlattığımız balonu saymayacağız. O yüzden bu bölümün içinden atmaya çalışın atışlarınızı. Toplam süreniz 60 saniye dedik. Sürenin sonunda en fazla balonu patlatan takım arkadaşlar burada artık 20 puanın sahibi olacak. Dikkatli bir şekilde oyunumuzu sürdürelim. Hemen kırmızı takımdan Recep arkadaşımızla birazcık sohbet edelim. Nasıl geçiyor yarışmamız Recep? Çok güzel geçiyor, eğlenceli. Harika, eğleniyorsun. Evet. Aferin sana. Peki senin bir tahminin var mı? Biz genelde arkadaşlarımıza soruyoruz kaç tane balon patlatabilirsin diye. 7-8 tane patladı. 7-8 tane diyorsun. Peki, o zaman sana şimdiden başarılar diliyoruz. Ve hemen mavi takımdan Ahmet arkadaşımızla devam ediyoruz. Ahmetciğim, sana da soralım. Nasıl geçiyor yarışmamız? Çok güzel. Eğlenceli de. Eğlenceli, çok güzel diyorsun. Aferin sana. Peki, senin bir tahminin var mı? Sen kaç tane balon patlatabilirsin? 8-7. Efendim? 8-7. 8-7 arası diyorsun, 7-8 arası. Hadi bakalım, o zaman sana da şimdiden başarılar diliyoruz. Peki, hazırsak arkadaşlar balon patlatma oyununu başlatalım mı? Başlatalım. Başlatalım, öyle değil mi? Evet arkadaşlar, balon patlatma oyununu başlatıyoruz. Bakalım yarışmacılarımız neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Kırmızı takımdan Recep arkadaşımız yerini aldı ve hemen soruyoruz. Hazır mısın Recep? Hazırım. Evet, yarışmacımız hazır. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, arkadaşımız hızlı bir şekilde oyuna başladı. O boşa gitti. Güzel bir balon daha patlattı ve şimdi atmış olduğu dartları toplayıp atışlarını yapmaya devam edecek. Ayağımıza dikkat edelim. O boşa gitti. Bir balon daha patlattı arkadaşımız. Süremiz ilerliyor. O boşa gitti. Bir balon daha patladı. Bravo. O boşa gitti. Artık son 10 saniyenin içindeyiz Recep. Biraz daha hızlı olursak bir iki atış daha yapabiliriz. Ayağımıza dikkat. Ayağımıza dikkat edelim. Güzel. Ve süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Kırmızı takımdan Recep arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bakalım mavi takımdan Ahmet neler yapacak? Hep birlikte izliyoruz. Mavi takımdan Ahmet arkadaşımız da yerini aldı ve hemen soruyoruz. Hazır mısın Ahmet? Hazırım. Evet, yarışmacımız hazır. Biz de 3'ten geriye doğru sayıp balon patlatma oyununu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Oyunumuzu başlattık. Arkadaşımız atışlarını yapacak. Çok güzel. Bravo. O boşa gitti.
Evet, arkadaşımız dartlarını topluyor. Kutuda da dartlarımız var. Hatırlatmış olalım. O da boşa gitti. Kutuda dartlarım var, unutma. Ahmet. Onları da eline alabilirsin. Güzel, bir balon daha patladı. Artık son 30 saniyenin içindeyiz. Biraz daha hızlı olup güzel bir şekilde atışlarımızı yapalım. O boşa gitti. O da boşa gitti. Balonların olduğu yere olabildiğince atmaya çalışalım dartlarımızı. Artık süremiz bayağı azaldı. Evet, bir iki atış daha yapabiliriz çünkü süremiz çok az. Ve süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Mavi takımdan Ahmet arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Bakalım hangi takım kaç tane balon patlatmış, hep birlikte izliyoruz. Teneffüs yarışmamızda balon patlatma oyununu tamamladık ve hemen yarışmacılarımızın balon patlatma sayılarını söylüyoruz. Evet arkadaşlar, heyecanlı mısınız? Evet. Heyecanlısınız değil mi? Hangi takımla başlayalım peki? Kırmızı. Kırmızı takımla mı başlayalım? Tamam. Kırmızı takımdan Recep toplamda 9 balon patlattı. Mavi takımdan Ahmet. Ahmet de 9 balon patlattı ve böylelikle 20 puanın sahibi her iki takımdaki arkadaşımız oldu. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Aferin size ve hemen puan durumunu öğreniyoruz arkadaşlar. Kırmızı takım yarışmamıza 110 puanla devam ederken mavi takım 75 puanla yarışmasını sürdürüyor. Ve hiç vakit kaybetmeden çizgiyi geç oyununu oynayacağız. Bakalım yarışmacılarımız orada neler yapacaklar, hep birlikte izliyoruz. Teneffüs yarışmamızda sıradaki oyunumuz çizgiyi geç oyunu dedik. Yine yarışmacılarımızla birlikte yerimizi aldık ve kısa bir şekilde oyunumuzu hatırlatacağız. Arkadaşlar, toplam süremiz burada 60 saniye. Süremiz başladıktan sonra hemen bir tane bardak alıyoruz. Başlangıç noktasına koyuyoruz ve balon yardımıyla bardağımızı ittirmeye çalışacağız. Bardağımızı ittirdik. Diyelim ki bardağımız ortada kaldı. Buna dokunmuyoruz arkadaşlar. Her seferinde yeni bir bardak alıyoruz ve oyunumuzu o şekilde devam ettiriyoruz. Önemli olan burada arkadaşlar bardağımızın çizgiyi tamamen geçmesi. Eğer çizgiye çok az bile değiyor olsa maalesef biz bunu sayamayacağız. O yüzden bardakların çizgiyi tamamen geçmesi gerekecek ve dik bir şekilde durması gerekecek. Şu şekilde gösterelim. Düşen bardak olursa maalesef biz bunu sayamayacağız. O yüzden arkadaşlar dik bir şekilde durması gerekiyor bardakların. Sürenin sonunda en fazla bardağı çizginin diğer tarafına geçiren takım ise 20 puanın sahibi olacak arkadaşlar. Ben şimdiden çok ama çok heyecanlandım. Hemen mavi takımdan Adem arkadaşımızla birazcık sohbet edelim. Ademciğim, nasıl geçiyor yarışmamız? Güzel geçiyor. Eğleniyor musun? Evet. Harika. Şimdi burada biraz sorumluluğum var, öyle değil mi? Evet. Bir önceki oyunda takım arkadaşın 20 puan kazandırdı. Yani bir puan kaybınız olmadı. Şimdi bu oyunu kazanmak zorundasın. Neler hissediyorsun? Ya şimdi büyük var üstünde. Evet. Aynı zamanda belki heyecanlısın, öyle evet. Değil mi? Ama sen elinden gelen her şeyi yapacaksın. Bakalım nasip diyeceğiz değil mi sonunda evet. Da? Aferin sana. Sana şimdiden başarılar diliyoruz. Ve hemen devam ediyoruz. Kırmızı takımdan Muhammed arkadaşımızla. Muhammedciğim, sana da soralım. Nasıl geçiyor yarışmamız? İyi geçiyor. Aslında hocam kazanmasam da karşı taraf puan kazansa benim için bir değişiklik olmaz, daha iyi olur. Evet. Onlar da biraz daha eşitlenmiş gibi olur. Doğru, çünkü final oyununa evet. Da çekişmeli bir şekilde ilerlemiş oluruz, geçmiş oluruz değil mi evet. O bölüme? Bak gördün mü Muhammed nasıl rahat. Gördün mü Adem? Olsun diyor, kazansın diyor. Çekişme istiyor. Aferin sana ama çok güzel, bravo. Peki arkadaşlar, hazırsak. Çizgiyi geç oyununu başlatalım mı? Evet. Başlatalım, öyle değil mi? Arkadaşlar, çizgiyi geç oyununu başlatıyoruz. Bakalım yarışmacılarımız neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Kırmızı takımdan Muhammed ve mavi takımdan Adem arkadaşlarımız yerlerindeler. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve çizgiyi geç oyununu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, yarışmacılarımız dikkatli bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Balonumuzu şişirdikten sonra havasını tutalım. O şekilde ittirelim. Aferin. Evet, yarışmacılarımız çok dikkatliler.
Ve hızlı olmaya çalışıyorlar çünkü toplam süremiz 60 saniye. Biraz daha dikkatli olmalıyız. Artık son 30 saniyenin içindeyiz. Bardakların çizgiyi tamamen geçmesi gerekecek ve dik bir şekilde durması gerekecek. Boş alanları kullanabiliriz arkadaşlar, hiza alarak. Artık son 10 saniyenin içindeyiz. Ve süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım hangi takım 20 puanın sahibi olmuş? Hep birlikte izliyoruz. Çizgiyi geç oyununu tamamladık. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde mücadele etti. Ve hemen takımlarımızın bardak sayılarını söylüyoruz. Mavi takımla başlayalım. Mavi takımdan Adem toplamda 4 tane bardağı çizginin diğer tarafına geçirdi. Kırmızı takımdan Muhammed ise toplamda 6 tane bardağı çizginin diğer tarafına geçirerek 20 puanın sahibi oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve hemen puan durumunu öğreniyoruz. Evet, kırmızı takım böylelikle 130 puana ulaşırken mavi takım 75 puanda yarışmasını sürdürüyor. Evet Adem, bir şeyler söylemek ister misin? Söylemek istemiyorsun. Sağlık olsun diyoruz, öyle değil mi? Aferin sana. Peki. Muhammed, sen bir şeyler söylemek ister misin? Hocam, ben şu an oyunda oynayınca ilk başlarda kötü gitmişti. Adem iyi gitmişti. Sonra hocam zorlaşmıştı. Dedim ki Adem kazan ama ben kazanmışım. Aferin. Sağlık olsun. Aferin diyoruz. Sağlık olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve hemen final oyununa gidiyoruz. Bakalım yarışmacılarımız final oyununda, raket oyununda neler yapacak? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs yarışmamızda artık final oyunumuzdayız. Yarışmacılarımızla birlikte yerimizi aldık ve kısa bir şekilde oyunumuzu hatırlayacağız. Arkadaşlar, toplam süremiz 60 saniye. Süremiz başladıktan sonra hemen yine bu kırmızı bölüme geliyoruz ve atışlarımızı bu bölümden yapacağız. Atışlarımızı yaparken yine ayağımıza dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ayağımız yerde raketleri düşürürsek maalesef o düşürdüğümüz raketi sayamayacağız. Buna dikkat edelim. Süremizin sonunda en fazla raketi düşüren takım ise 40 puanın sahibi olacak arkadaşlar. Hazırsak o zaman final oyununu başlatalım mı? Başlatalım. Başlatalım, öyle değil mi? Arkadaşlar, bizler final oyunundayız. Bakalım yarışmacılarımız final oyununda neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Kırmızı takımdan Recep arkadaşımız yerini aldı ve hemen soruyoruz. Hazır mısın Recep? Hazırım. Evet, yarışmacımız hazır. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve final oyununu başlatacağız. 3, 2, 1 ve final oyunu başlasın. Evet arkadaşımız hızlı bir şekilde başladı ve hemen 2 raketi düşürdü. Toplam 8 tane raketimiz var. Güzel, bir raket daha düştü. Devam ediyoruz. Ayağımıza dikkat edeceğiz atışlarımızı yaparken. Bravo. Evet, son 3 raket kaldı artık. Evet, son 2 raket kaldı. Artık son 1 raket kaldı. Kırmızı takımdan Recep arkadaşımız çok güzel oynadı ve son raketi de düşürdü. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bakalım mavi takımdan Ahmet neler yapacak? Hep birlikte izliyoruz. Mavi takımdan Ahmet arkadaşımız da yerini aldı ve Ahmet'e de soruyoruz. Hazır mısın Ahmet? Hazırım. Evet, yarışmacımız hazır. Biz de 3'ten geriye doğru sayıp oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Ahmet de hızlı bir şekilde yerini aldı ve atışlarını yapıyor. Güzel, bir raket başarılı bir şekilde düştü. Evet, aferin. Bir raket daha düştü. Bu 3. raket oldu. Evet, maşallah arkadaşımız sırayla raketleri düşürüyor. Evet, 3 raket kaldı artık. 2 raket kaldı. 1 raket kaldı. Evet, son raket. Bakalım düşecek mi?
Hepimiz heyecanlı bir şekilde arkadaşımızı izliyoruz. Evet, o son rakette düşüyor ve mavi takımdan Ahmet arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Teneffüs yarışmamızda final oyunumuzu da tamamladık. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde mücadele etti. Bütün raketleri düşürdüler ve 40 puanın sahibi her iki takım oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve hemen puan durumunu öğreniyoruz. Kırmızı takımla başlayalım. Kırmızı takım yarışmamızı 170 puanla birinci tamamlarken mavi takım 115 puanla yarışmamızı ikinci tamamlıyor. Ama mavi takımı da tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız da çok güzel bir şekilde mücadele ettiler. Evet arkadaşlar, teneffüs yarışmamızı tamamladık. Final oyunumuzu oynadık. Şimdi ben biraz sizin duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Kırmızı takımla başlayalım. Recep, neler söylemek istersin? Bugün çok eğlenceli geçti. Bu oyunlar çok eğlenceliydi. Çok güzel geçti yani. Raket oyunu çok eğlenceliydi benim için. Bir de o kütük oyunu güzeldi. Denge oyununu çok sevdim diyorsun. Aferin, bir kez daha sizleri tebrik ediyoruz ve Muhammed'le devam ediyoruz. Muhammed'ciğim, sen neler söylemek istersin? Ben kesin biraz daha oynayabilseydik. Oyunlardan da ben en çok denge, bir de yapboz, bir de şu top oyununu beğendim. Buraya gelmeyi çok istiyorum. Her gün de gelmek isterdim. Ne güzel. Bizim de imkanımız olsa her gün sizi oynatırız ama bazı arkadaşlarımız bu durumda ne oluyor? Oynayamamış olacaklar. Öyle değil mi? Onlara da haksızlık etmemiş oluruz olabildiğince. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bir kez daha tebrik ediyoruz ve hemen mavi takımdaki arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Ahmetciğim, neler söylemek istersin? Ben buraya gelmeden çok heyecanlıydım. Geldim, mutlu oldum, eğlendik. Benim için önemli olan kazanmak değil, eğlenmek. Çok mutlu oldum. Aferin sana. En çok sevdiğim oyun da balon patlama ve tenisti. Bu oyunları çok sevdim diyorsun. Peki biz bir kez daha tebrik ediyoruz sizi ve hemen Adem'le devam ediyoruz. Ademciğim, sen neler söylemek istersin? Oyun güzel geçti yani. Eğlendik. Çok güzel. Sevdiğin oyunlar var mıydı? Sevdiğim oyun çizgi geç ve şey vardı. Balon patlatma vardı, denge oyunu. Denge oyununu çok sevdim diyorsun. Evet. Peki arkadaşlar, bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıdığımız için çok mutlu olduk. Ayağınıza sağlık diyoruz. Ve ekran başındaki arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Arkadaşlar, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar, Semerkant Çocuk YouTube kanalı yayında. Teneffüs programının kaçırdığınız bölümlerini ve birbirinden güzel animasyon, klip ve daha pek çok programı kolayca izlemek için hepinizi Semerkant Çocuk YouTube kanalına bekliyoruz. Hoşça kalın.